şimdi tamam. Ben hani, evliyim, film yapıyorum. Bak, ne ama şöyle ne alakası var? Bir şey sormak, yani sormak durumundayım kendi adıma. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Bunun karşılığında size paralar ödeniyor. İş ortamında böyle bir tartışma işi etkiledi mi acaba ve bundan rahatsızlık duydun mu? Hiçbir şekilde şey etkilemedi. Ve o insanı, bak bir şey söyleyeyim size. Olumlu o etkiledi mi? Anılmak, bilmem ne yapmak falan diye bu televizyon programına çıkmadım. Ben gideceğim, işlerim var çünkü yoğun bir adamım ben, tamam mı? Bu programlara gelirken de telefonu da açıp Esra Ceyhan hep bu işleri yaptığı için arkadaşım, yüzüne karşı söylüyorum. Bak telefonda asistanlarını çağırsın canlı yayına, sorsun. Bu konuyla ilgili konuşma olmayacak dedim. Bu kadar basit. Bu arkadaş da belki aynı mevzudan dolayı geldi. Ben sadece filmimi anlatmak istiyorum. Reklamını yapamadık. Durumumuz olmadı. Filmimin reklamını yapmak istiyorum. O yüzden de televizyon kanallarına çıkıp televizyon programlarında kavga ettiğimi, bilmem ne yaptığımı konuşmak istemiyorum abi. Bu kadar basit. Bir dakika, kimse görüntü falan girmedi bir ama. Şey, ama bu konunun da sorulmasını istemiyorum dedim. Bak, asistanlarını canlı yayına çağırsın Esra Ceyhan, sorsun. Desin ki size ben programa çıkarım ama ben çıktığım programlarda ilk defa burada konuşuluyor. Bir saniye müsaade edin. Bir dakika ama bir şey girmedik ama. Yok ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu telefon konuşmalarının bilmem nelerinin şeyi de beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Bir dertleri varsa çıksınlar. Sorsunlar abi. Bana ama ben kavga ederim abi. Ya evet. Ben anlamıyorum ama insanlara şimdi niye bunu yapıyorsun Şafak'cığım? Nedir filmde? Hayır siz yapıyorsunuz bunu. Ben yapmıyorum. Kimse beni anlamıyor ama ya. Gayet neşeli mutlu bir şekilde programına gidiyoruz. Filmi anlatmak istiyoruz ama sen her şekilde başka bir şey, bir çomak sokuyorsun. Aşk olsun. Ben hiç anlasın filmini, kaçalım biz biraz sonra. Evet. Anlaşıldı, bir daha da bu tür programlara çıkmak istemiyorum. Aa, çok ayıp yani. Baştan söyleyelim. Bunun ben bir şaka olduğunu düşünüyorum. Şaka falan değil, çok ciddiyim. Biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programını ve gelmeyeceğim bir daha. Ömrümün sonuna kadar da dostluğumu kurmayacağım seninle, onu söyleyeyim. Evet. Hakikaten öyle. Yapma şaka. Ya yani çünkü başından beri söylediğim bir şeyi yapmak istemedin. Ve sürekli bu şeyin ama içerisinde. Ama yani insanlar soruyorsa bak, ne yapabiliriz? Bir şey söyleyeceğim sana. Senin kartında ismi işaretliyorum, yazıyorum. Diyorum ki Esra'cığım bu konunun hakkında çok duyarlıyım. Konuşmak istemiyorum. Biz bu girmedik ki. Bizim tanıtımlarımızda da girmedi Şafak. Niye böyle yapıyorsun? Ya ben ablaları tanıyorum. Zaten senin arkadaşların var yanlar. Yani onlar çok o olmasa oradan gelecek. Çok buradan ayıp olmasa ediyorsun. O gelecek. Bak o zaman buradaki peki, insanlardan hiçbir tanesi hiçbir şey sana sormadılar. Çok ayıp ediyorsun. İzleyicilere de çok peki, büyük saygısızlık tamam, yapıyorsun. Hatalı benim, haksızım, özür çok diliyorum. Çok ayıp ediyorsun. Niye böyle davranıyorsun? Ya ben filmimin reklamını yapmak için geldim. Sadece onu söylemek istiyorum sana. Üzülürüm böyle bir muhabbetten dolayı. Bunlar girerse mevzum budur. Bunlar ve hoşlanmadığım muhabbetler. Ne yapıyorsun sen Şafak'cığım? Zaten 10 dakika 15 dakika kalıp gidecektim programına. Öyle demedin dün, sen beni aradın ama. Peki, ben sana yarın geleceğim. Tamam, hata senin dedim, programında hata. Filmimi anlatacağım dedin. Seninle ilgili bir görüntü girilmedi. Tamam, bir tanıtım dönmedi. Sen ama Peker Bey'le Dilan Ünsal'ı konuşmak istemiyorum. Ben de sana mı sormuyorum ama. Tamam, İzleyici soruyorsa tamam, saygılı olacaksın. Tamam, başlayın, devam edin. Lütfen. Saygılı. Bak bir şey söyleyeceğim. Seyirciye karşı da bir şey için saygılı olma. Bu konuda da saygılı olma. Ama ben zaten önüne geçtim. Ya ben zaten dedim ki Peker de yok, Giran da yok. Beni de hiç ilgilendirmiyor tamam bu konu. Zaman, öyle olsaydı ben rica bunların ederim haberini girerdim. Lütfen yani tamam, bana çok karşı fazla da şey yapmasın, reklamına gireceksiniz. Bana karşı da lütfen tamam, birazcık saygılı ol. Bana karşı olmuyorsan benim izleyicime karşı Esra'cığım, ol. Esra'cığım sen de getirdiğin konuklarına karşı da biraz saygılı ama ol. Ama yani saygılıyız çünkü biz. Bu konuyla sen ilgili sana söyledim. Ben dedim ki Şafak böyle bir şey istemiyorum. Aa, inanamıyorum. Günlerdir sen, bir şey sen bak bir şey söyleyeceğim sana. Çok ayıp bir yıllardır şey yani. Yıllardır becerirsin ayıp bunu da ben beceremem. Bak çok ben böyle yani bir adamımdır yani. Ayıp. Sabit ya bir adamımdır ben. Allah aşkına. Sabit ikili bir adamımdır. Üzülürüm. Ya. Vallahi üzülürüm. Çok yani ayıp ediyorsun. Güzel bir şey yaptım. Onu bir tek ya sen parçalama ne olur. Tamam. İnanamıyorum. Peki biz seni tutmayalım. Teşekkür edelim. Teşekkür et. Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Çok güle sağ ol. Güle güle. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca filmimizin reklamını yaptığın için teşekkür güle ederim. Güle güle. Sağ ol. Reklamları izleyelim. Buyurun. Şimdi ben biraz evvel olanlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Müsaadeniz olursa. Gidenin arkasından konuşulmaz. O böyle yapsa da yine de bizim sevdiğimiz bir insandır. Değerli bir oyuncudur Şafak Sezer ama bir kere niye böyle yaptığını anlamış değilim. Burada bu ortamın bu şekle gelmesi, bu hale gelmesi için, gerilmesi için hiçbir sebep yoktu. Birdenbire ne düşündü, ne yaptı bilmiyorum ama biliyorum ki bir bildiğim bir şey var. Bütün magazin programları ve şu anda, şu dakikadan itibaren tüm internet sitelerinde bu haber olacak. Herhalde bir PR çalışmasıydı, bilmiyorum. Amacına ulaştım, ulaşmadım. Zaman gösterir bir. İki, benim izleyicime ne buraya gelen hiç kimse, ne burada olan olmayan hiç kimse hakaret edemez. Ayrıca biri beni yarın öbür gün mahkemeye vermek istese ve verse ve bana dense ki Esra Ceyhan telefonda seni kim aradı çıkart. Ben o insanların adını soyadını telefonunu beyan etmek zorundayım. Ayrıca
Burada böyle sanki hani birileri telefona bağlatılıyormuş gibi yapılıyor. Ben sana izin vermem. Bunu söyleyemezsin. İzleyiciyi hafife alamazsın. Her şey açık ve nettir. Unutma, şu anda Kanal D'deydin. Kanal D Türkiye'nin en iyi kanalı. Burada böyle şeyler yapılmaz. Bunu bil. Tamam mı? Bir. İkincisi, ne devam ediyorum. Dün sen bizi aradın. Dedin ki yine böyle bir yayındı bu saatlerde. Hatta telefon geldi. Aman Şafak Bey sizi arıyor dendi. Ben de hemen kendisine döndüm. Programa gelmek istiyorum dedim. Başımızla beraber buyur gel dedik. Buradaki insanların hiçbirinin haberi var mıydı? Sizin haberiniz yoktu. Yok, hatta günler öncesinden konuştuk kim geliyor, evet, kim gelmiyor. Çünkü çok özen gösteriyoruz hangi konuğun olduğuna. Buradaki üç tane insan da kendileriyle birlikte kimlerin geleceğine son derece özen gösteriyorlar. Evet, hiçbirinizin haberi var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Yani yoktu. Pınar, hani kaç zaman konuşuyoruz kim, evet, konuk olacak olmayacak. Çünkü ben mesela Ali'yi biliyordum ve çok tercih ettim onunla birlikte olmayı. Hı hı. Ama şöyle de bir şey, başka da bir şey var. Ben bir gazeteciyim ve ben bağımsız, hani ben gazeteme bağlıyım. Gazeteme hesap veririm. Bir buraya birisi geldiğinde, hı, bir olay olmamış gibi davranamam ve içinden geldiğim soruda sormak durumundayım. Çok nazik bir soru sorduğumu düşünüyorum. Ayrıca ben maskeli beşlerle ilgili konuşmadım. Peker açık alın demedim. Ama izleyici bağlandığı zaman kusura bakmayın ama insanların akıllarından geçen şeylere de ben mühür vuracak halim yok yani. Ayrıca da, buraya Er Meydanı'na çıkan soruların yani cevabını da verir. Bize yapılan da çok ayıptı yani. Çok her şey ayıptı. Çok normal giderken tansiyonu yükseltip bir sorudan sonra böyle sinirlenmek çok tatsız ama ben sen de bir gazeteci yerde sorarım. Ve sorduğumda gayet ahlak sınırları içinde çok mantıklı bir soruydu. Profesyonel ortamda böyle kavga olur mu? Bu nedir dedim ve tatsız ama kimin ne olduğunu görüyoruz, kimin ne olduğunu anlıyoruz. Doğru. Yine de biraz daha sakin, daha efendi, daha ihtiyatlı davranmak lazım diye düşünüyorum. Ya ayrıca Şafak Sezer, sen hakikaten benim telefonumu da adımı da eğer telefon defterindeysem sil, gönlünden de sil. Ama izleyiciye ne sen ne bir başkası saygısızlık yapamazsın. Bunu da böyle bil. Bu kadar diyeceklerim. Konuya dönüyorum. Evet. En son haber.com. Tıklayın, haberiniz olsun.